Bankası ile ilgili kararları biliyorsunuz Haziran ayından bugüne kadar da ciddi şekilde en son 3 Merkez Bankası'nın kararında 500'er bas puan artışlar yapıldı. Hem Eylül'de, Ekim'de ve Kasım olmak üzere ki Eylül'den önce 750 bas puan yapılmıştı. Dolayısıyla da hani bu agresifliğe de devam ediyor. Sert adımlara da devam ediyor. Bundan sonraki süreçte Aralık içinde 250 bas puan konuşuluyor ama pas geçme ihtimalini de söylüyorlar. Ki hani bu çok güçlü değil ama uluslararası piyasalardaki piyasa aktörleri özellikle 250 bas puan yapabileceğini söylüyor. Hatta şöyle söyleyeyim 400-500 bas puan affedersiniz yapabilir diye de yorumları var. Sizin bu konudaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Bu yapılan, atılan bu agresif adımlar dolar-TL karşısında çok da bir hareket göstermedi. Yani şöyle söyleyeyim %0.05'lik bir düşüş yaşandı. Sonra tekrar 28.8'lere devam etti dolar TL kuruna baktığımızda. Burada bir düşüş yaşanmadı ama enflasyonda nasıl bir karşılığı olacak? Sizden yorumlarınızı bekliyorum. Tabii teşekkür ederim. Şimdi burada püf nokta şu Serpil Hanım. Sayın Mehmet Şimşek'in pozitif reel faiz açıklaması çok önemli. Bildiğiniz gibi son enflasyon raporu açıklanırken Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve orta vadeli planda da aynı şekilde bir revizyon yaptılar. Yani gelecek yılın sonunda enflasyonun %36'ya ulaşacağı, daha önce 33'te 36'ya doğru yukarı doğru revize ettiler. Yani demek ki gelecek yıl aslında hedeflediklerinin üstünde bir enflasyon görme ihtimalimiz çok yüksek. Hatta bir patika da var orada. Yani Mayıs ayında %75'i görecek bir enflasyondan bahsediyor. Ve daha sonra da baz etkisiyle de senenin sonunda da %36'ya düşmesini bekliyor ekonomi yönetimi genel anlamda. Dolayısıyla da şimdi burada baktığımız zaman ortalama hem IMF'nin beklentisi hem de piyasadaki konsensus %45, IMF'nin beklentisi %50 enflasyonla ilgili. Şimdi eğer biz pozitif reel faize geçeceksek bunun %45 veya 50'nin üstünde olması lazım. Hani ortalamasını alalım %47,5. Demek ki Merkez Bankası'nın en az bu seviyeye kadar yükseltmesi gerekiyor. Ki bir an önce bu seviyeye ulaşmaktan bahsetti Sayın Bakan. Demek ki bu agresif faiz artışları devam edecek. Ben böyle yorumluyorum. Nitekim dün herkes 250 beklerken ben 500 bekliyordum ve bu şekilde gerçekleşti. 500 bas puan ve muhtemelen bu devam edecek. Ama sonuna yaklaştığımız gibi bir ifade kullanılmış para piyasası kurulu metninde. Bu önemli. Demek ki burada bir veya iki, hani bilemediğiniz en fazla 3 artış daha olacak demektir. Ama burada tabii ki puan anlamında düşük bir puan olacağı anlamına da gelmez. Onu da özellikle altını çizeyim. Çünkü enflasyonun düştüğüne dair bir emare henüz yok elimizde. Bu çok önemli. Evet biraz yavaşladı. Enflasyon artış hızı yavaşladı. Peki enflasyonu düşürmek için bu faiz artırımlarını agresif bir şekilde atmıyorlar mıydı? Yani hani gerçek sebeplerinden bir tanesi bu değil miydi enflasyonu düşürebilmek için? Hani böyle söyledikleri için soruyorum size. Şimdi yani öyleydi ama şimdi şöyle Hafize Gaye Erkan bildiğiniz gibi enflasyon raporunda son açıklanan 3. çeyrek enflasyon raporunda çok önemli bir araştırmasını Merkez Bankası'nın açıkladı. Burada şöyle bir ifade var 30 puanlık bir enflasyon. Bu 30 puanlık enflasyonun içinde 10 puan beklentilere bağlı. Yani satıcıların enflasyonundan kaynaklanan bir enflasyon. 4 puanı dövizden kaynaklanan döviz geçişkenliği çok yüksek. 2 puanı vergiler, 2 puanı da ücretler. Yani şimdi mevcut koşullarda baktığımız zaman satıcıların enflasyonu devam ediyor mu? Ediyor. Hala bunu biz sahada görüyoruz. Hepimiz alışveriş yapıyoruz her gün. Siz de alışveriş yapıyorsunuz Serpil Hanım. Ben de yapıyorum. Hepimiz yapıyoruz. Görüyoruz sahada. Yani bir düşüş emaresi yok. Şimdi öbür tarafta vergilerde düşüş var mı? Hayır. Vergiler devam ediyor. Çünkü bütçe hedefi performansını tutturmak için bir de tabii deprem kaynaklı olarak konunun yükü artıyor. Dolayısıyla vergileri arttırdılar. Şimdi bunun da etkisi var. Ücretler artıyor ki
O da muhtemelen bu yılın başında yeni bir artış olacak. Şimdi hangisinde bir gerileme var? Yok. Yani bu sayılan en temel 4, dövizde zaten artış var. Yani bu şimdi şöyle, Haziran Temmuz'da gerçekleşen %30-40'lık döviz artışının etkisini biz bir ay görmeyeceğiz. Döviz geçişkenliğinin, yani dövizin enflasyon üzerindeki etkisi en az 3 ila 6 ay arasında sürer. Türkiye bu istatistiksel bir gerçek. Yani bunu hem Merkez Bankası raporlarını hem de çeşitli akademisyenler, hatta ortodoks akademisyenler, özellikle onun da altını çizeyim, onların yaptığı çalışmalar bunu gösteriyor. Dolayısıyla da bu dövizin etkisini biz aylarca, yani o ekonomi yönetimi geldiğinde, gelmeden hemen önce ve geldiğinde devam eden o döviz artışının etkisini aylarca hissedeceğiz daha. En az Mart, Nisan'a kadar. Dolayısıyla da bu etkeni de koyduğumuz zaman enflasyonda bir gerileme emaresi ben görmüyorum. Yani bu devam edecek. Zaten bunu Merkez Bankası kendisi de ifade ediyor bütün açıklıkla. Öyleyse Merkez Bankası eğer faizleri artırarak düşüreceğini iddia ediyorsa artışlarına devam eder. Yani eğer tutarlı olacaksa bu politikada bu artışlar devam edecek. Yani bu nereye kadar devam eder? Ben en az 45-50 aralığı kadar bir orana kadar bekliyorum. Ki hani bir noktadan sonra bir de şöyle bir ben bunu hata olarak değerlendiriyorum. Ama şöyle bir politikaya soyundu ekonomi yönetimi. Kur korumalı mevduatı tasfiye etme gibi. Bence çok yanlış bir politikaya soyundu. Çünkü kur korumalı mevduatın işlevi şuydu. Döviz talebini baskılamaktı amaç. Yani yatırımlar tasarruflar tarafında, özür dilerim. Tasarruflar tarafında oluşan döviz talebini kesip TL'ye çekmekti. Kur korumalı mevduatlar TL mevduatlardır aslında. Peki Ama şu döviz kur anda tam da bunun üzerine TL mevduatları ile ilgili çok ciddi bir artış oldu. Yani piyasada Türk lirası arttı. Şimdi sevgili editörüm de o tablomuza, grafiğimize ekrana yansıtsın lütfen. Döviz mevduatları ile ilgili ve TL mevduatları ile ilgili özellikle bankacılık sektörü deki o mevduatların yaklaşık 354 milyar üzerine katlanarak 14 trilyon TL'ye bulduğunu ve bu döviz mevduatlarının, TL mevduatlarının affedersiniz piyasada çok çok fazla olduğunu, miktarsal sıkılaştırma yönünde de yine Merkez Bankası'nın kararlarının içerisinde var bu miktarsal sıkılaştırma. Burada KKM'den çıkışlar TL mevduatlarına dönüşler var. Hani bu anlamda iyi bir şey değil mi esasında TL mevduatlarına dönüşlere oradaki mevduat faizleri %40'ın üzerinde olması hatta %50'ye gelmesi. Ardından tabii o faizleri de bankanın karşılığında da Merkez Bankası ya da hazineden çıkıyor elbette onun. Çünkü bir kısmını da tahvillerden alacaksınız diye böyle bir hani yaptırım da uygulamıştı biliyorsunuz. Eğer bunun %60'ını TL mevduata dönüştürmezseniz KKM'nin o zaman devlet tahvili alacaksınız diye. Hatta KKM'ye ilk dönüşlerde, ilk bu program 1,5 yıl önce başladığında da tam tersini söylemişlerdi. Hatırlarsanız o günleri. Döviz mevduatlarına KKM'ye yönlendirmek için de yine devlet tahvili alacaksınız eğer buraya yönlendirmezseniz diye böyle bir şey de yapmıştı. Şimdi bu miktarsal sıkılaştırması ile ilgili bir hamle söz konusu olabilir mi? Böyle bir hamleyi bekler misiniz? Tam da bu konunuzun üzerine sormak istedim. Tabii şimdi şöyle TL mevduatları artıyor ama tabii döviz mevduatları da artıyor. Evet. Yani TL mevduatın artış hızı biraz daha fazla. Yani döviz mevduatları da artıyor. Şimdi şöyle bildiğiniz gibi %57,3 TL mevduata şimdi böyle artışı var. kur korumalı mevduatlar en yüksek noktasına 125 milyar dolar olarak ulaştı. Bunun %10'u kadar bir çözülme olmuş. Yani aşağı yukarı 15 milyar dolar civarında. Şimdi bunun bir kısmı TL'ye gitti ama bir kısmı da dövize gitti. Önce bir dövizde düşüş oldu. Yani döviz mevduatlarında bir gerileme oldu toplamda baktığım zaman. Ondan sonra tekrar artmaya başladı. Şimdi bu endişe verici. Yani şimdi şunu unutmayalım. Kur korumalı mevduatta bulunan müşteri oraya kur koruması için gitti. Yani kur yükselişinden endişe eden müşteridir oradaki portföy. Dolayısıyla şu anda
Şimdi bir yandan da tabii Merkez Bankası'nı sıkıştıran başka bir etken de şu. Yani kur korumalı mevduattan çözülen portföyün gelmesi için mevduat faizlerinin %50'nin çok üstüne çıkması lazım. Tabii bu da şöyle bir şey olması lazım. Yani enflasyonun da altında kalmaması lazım ki döviz artış beklentisinin de kırılması lazım. Şimdi burada zorlu bir görev. Yani evet %10'u bir kısmı TL'ye gitti ama bundan sonra gideceğinin bir garantisi yok. Yani bunun kimse bunun garantisini veremez. Hı hı. Yani bir anda bir bakmışsınız hem o TL mevduattan hesaplar çözülmüş dövize gitmiş hem de kur korumalı mevduattan çözülen döviz hesapları var. Şimdi buradaki döviz hesapları, şimdi kur korumalı mevduat iki türlü. Biri TL olanlar var, bir döviz olanlar var. Şimdi döviz olanlarda böyle bir çözülme yok. Yani ona dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla bunu söylemek için hani TL'ye... Yani hala geçişler yapılmadı, tamamlanmadı yani orada döviz yani KKM'deki. %10'u sadece %10'u çözüldü. Hı hı. Sadece %10. Yani 125 milyar dolardan 110 milyar dolara düştü kur korumalı mevduat. Yani şimdi yani bunu şu anda erken bir zafer ilan ediliyor. Bunu da acele etmemek lazım. Yani daha önümüzdeki aylarda yıllarda belki tasfiye olacak. Peki şunu da sormak bence istiyorum. Yanlış. Şimdi şu politika geçişi yapılırken bir ekonomi politikası yenilenirken kur korumalı mevduatı yani zaten Türkiye hem tasarruf anlamında hem yatırım anlamında hem de diğer ödeme sistemleri anlamında zaten çok döviz talebi yüksek olan dolarizasyonun yüksek olduğu bir ülke. Hı hı. Şimdi kur korumalı mevduat dolarizasyon sorununu çözen politikalardan birisiydi. Bunda başarılı oldu. TL oranını çok ciddi anlamda yükseltti. Ama şimdi yani TL'yi şimdi bir ekonomi politikası değişikliği yaparken bunu da acele etmenin gereği yok. Bana kalırsa önce bir madem faiz artışıyla işte sıkılaştırmaya gidiliyor. Kur korumalı mevduat zaten dövizin talebini baskılayan bir unsurdu. Bunu tutmaya devam etmek lazım. Ama Merkez Bankası bu konuda iddialı. Ben her halükarda dövizi kontrol altında tutarım diyor. Tamam, o zaman göreceğiz. Ama ben bu fazla iddialı olduğunu düşünüyorum bu yaklaşımın. Şimdi şunu da altın çizeyim. Şimdi buradan en az %50'sinin 100 milyar dolar diyelim. 100 milyar doların en az %50'si 50 milyar doların dövize döndüğünü düşünün. Bunların hepsi TL'ye geçmeyecek. Ya çünkü orada faiz almak istemeyen müşteriler de var. Serpil Hanım, bunu göz ardı etmeyelim. Faiz karşıtı olan müşteriler döviz alıyorlar. Ve aynı zamanda da işletmeler de alıyor. Bireysel olarak işletme sahipleri de alıyor. Bunlar faize gitmeyecek. Bunlar yine dövize gidecek. 50 milyar doların piyasaya girdiğini düşünün. O kur kaç olur sizce? Bir hesaplayalım. Kur kaç olur? Yani şimdi Merkez Bankası farkındaysanız son 2 aydır, 2,5 aydır dolar TL kurunu, euro TL kurunu kontrol ediyor. Şimdi serbest piyasa var diyebilir miyiz şu Yok, anda? Yok değil. Ya zaten kimse buna inanmıyor yani. Tabii yani hayır inanmaya gerek yok. Grafiği açıp bakın. Tabii yani öyle zaten yani. Görünen o ama müdahale etmiyoruz diyorlar. Şimdi, yani söylemlere gelince. Yani, şimdi bu doğru bir şey. Ben buna karşı değilim. Evet yani evet ben kimse karşı değil karşı zaten yani. Şimdi dolarizasyonun yüksek olduğu, kur etkisinin enflasyonda yüksek olduğu bir ülkede kuru siz serbest bırakırsanız her türlü manipülasyona açık hale gelirsiniz. Her türlü saldırıya açık hale gelirsiniz. Hı hı. Yani cebinde 10 milyon, 50 milyon dolar olan bir kişi veya kurum istediği gibi oynar piyasada. Çünkü likidite çok düşük. Likidite düşük olduğu için sorun var döviz piyasasında. Dolayısıyla da büyük bir hata oldu. Ben bunu kesinlikle buna karşı değilim. Yani bu kesinlikle müdahale edilmeli, kontrol altında tutulmalı. Aksi halde enflasyon hedefini zaten tutturmanız mümkün değil. Çünkü en büyük etkenlerden birisi bu. Ama bu da yeterli değil. Kur korumalı mevduattan bence vazgeçilmemeli. Bakın bankalar kur korumalı mevduatları uzatmıyorlar. Şimdi bazı sahada çeşitli arkadaşlarımdan, işte bankalardan duyuyorum. Yani hiç uzatmamaya çalışıyorlar. Bu bir hata. Çünkü siz eğer böyle bir şey yapmıyorsanız bir karşısına TL ürünü veya hani döviz ürünü yani en azından çok yapıyı bozmayacak mümkün olduğunca TL'yi teşvik edecek ürünler, faizsiz ürünler sunmanız lazım. Dövize endeksli olan.
Ama böyle bir ürün yok. Görüyorum bankalar yine hazırlıksız. Her zaman olduğu gibi. Yani burada bana kalırsa çok acele edilmeden bir ürün geliştirilmeliydi. Yani hatta Sayın Cevdet Yılmaz böyle bir ürün geliştireceğine dair açıklama yapmıştı. Ne oldu bu ürün? Hala ortada yok. Yani ben şunu öneriyorum. Yani enflasyona endeksli en azından bir takım TL ürünleri verilerek o döviz müşterisi faiz almak istemeyen döviz müşterisi buraya yönlendirilebilir. Veya başka türlü bir sigorta sistemi kurulur dövize karşı. Yani KKM olmaz. Sigorta, kur sigortası mevduatı olur. KSM olur mesela. Ama bir şekilde bu müşteriyi çekmek lazım. TL'de tutmak lazım. Eğer siz burada serbest bırakırsanız, piyasaya bırakırsanız 50 milyar doları, ya dolar TL'yi nereye kadar tutabilirsiniz? Tutamazsınız yani. Dolayısıyla bu politika yanlış. Şimdi diye öte yandan da rezerv birikimi o yönde çok iyi gidiyor. Yalnız yani yeniden neredeyse tarihi rekor seviyeye kadar yükseldi. Bu olumlu bir gelişme. Tabii brüt rezerv. Şimdi bir de şu tartışma hatırlarsanız çok yapıldı. Sizinle de bu konuyu konuşmuştuk. Bunu anlattım ben defalarca. Türkiye'de değişik bir finansal okuryazarlık eksikliği var. Bu hem ekonomistlerde hem sosyal medyada yorum yapan işte çeşitli sözde ekonomist veya yatırımcı işte yatırım danışmanlarında. Hepsinde aynı sorun var. Ne diyorlar? İşte net rezerv, brüt rezerv. Bakın dünyada IMF dahil hiç kimse net rezerv kavramını kullanmaz. Herkes brüt rezervi kullanır. Bu şimdi sürekli her gün net rezerv hesabı yapan, neredeyse Merkez Bankası rezervlerinin integralini alan, yani karma karışık matematik hesaplar kafadan yaparak Türkiye'nin battığını ima eden akademisyenler de dahil, yani koca üniversitelerin başındaki kürsü başkanı olmuş kişiler eksi net rezerv diye Türkiye battı diye bas bas bağırdılar, hatırlayın seçim öncesinde. Ne oldu? Batmadı. Yani böyle bir şey yokmuş demek ki. Demek ki net rezerv kullanılmazmış. Bunu özellikle tekrar tekrar altını çiziyorum. Brüt rezervlerimiz yükseldi. Bu çok olumlu bir gelişme. Doğrusu brüt rezerve bakmak. Net rezerv kullanılmaz. Bunu IMF kendi içerisinde 2008 krizinden sonra tartıştı. Burada bakabilirsiniz. Kendi işte working paper'larında akademik olarak tartıştılar ve bunun gereksiz olduğunu ve brüt rezerv hesabı yapılması gerektiğini kabul ettiler. Ve şimdi IMF ARA indikatörü dedikleri bir indikatör kullanıyor. Yani bir rezerv yeterliliğini ölçmek için. Bu rezerv Açılımı yeterliliğini nedir araya indikatörlerin? ölçmek Adequacy of Reserves dedikleri bir şey. Yani rezerv yeterliliği indikatörü adı Türkçesi. ARA bakabilirsiniz IMF'nin. Burada bir harita görürsünüz zaten açtığınız zaman. Dünyadaki işte Merkez Bankası rezervlerinin listesini görürsünüz. Orada baktığınız zaman Türkiye kritik nokta olan 0,5'in çok çok üstünde zaten. Yani önemli olan 0,5'in altında olmamasıdır. Yani burada çeşitli indikatörler kullanılıyor. İşte brüt rezerve bakılıyor, gayri safi yurt içi hasıla oranına bakılıyor, kısa vadeli borçlarına bakılıyor. Yani asıl analiz böyle yapıldı. Yani net rezerv yok, swap çıkar, onu indir çıkar. Yani böyle gereksiz, yani bir ekonomistin O zaman maalesef bizdeki veya indikatörler biraz daha alt başlıklarını da daha süzgeçleyerek, ince süzgeçleyerek indikatörleri kullanarak veriliyor o zaman. Ya bunlara gerek yok diyorsunuz. IMF'nin kullandığı indikatörler uluslararası bütün yatırım bankalarının, yatırımcıların kabul ettiği indikatörlerdir. BIS'in yani Bank of International Settlements yani dünya eski Merkez Bankası olan İsviçre'de olan BIS'in de kullandığı indikatördü. Yani buna bakılır. Yani Türkiye'de bir sosyal medya okuryazarlığı var. Yani çok özür dilerim ama yani buradan bilgilenmeye kalkarsanız siz finansal indikatörleri, ekonomik indikatörleri buradan bakmaya kalkarsanız böyle yanılmaya devam edersiniz. Yani bunu defalarca ben yazdım, anlattım. Net rezerve bakılmaz, brüt rezerve bakın. Yani o Evet, yüzden onu. ARA indikatörüne lütfen baksınlar. Orada Türkiye zaten hiçbir zaman 0,5'in altına düşmedi. Hiçbir zaman düşmedi. Yani net rezervi eksi 10 milyar dolar da olsa Türkiye ARA indikatöründe her zaman 0,5'in üstünde kaldı. Çünkü Türkiye neden çıkıyor? Çünkü Türkiye ihracat yapan bir ülke. Aynı zamanda turizm gelirleri yüksek, dışa açık bir ülke. Dışa kapalı ülkelerde siz eğer net rezerviniz eksiyse sıkıntı yaşarsınız. Ödemeler dengesi krizine girersiniz. Yani ödemeler dengesi krizinin tanımına
lütfen baksınlar. Yani öyle bir iki tane nereden geldiği belli olmayan kişilerin hesapladığı tuhaf tuhaf swapları tanımam. Ya swap bir varlıktır. Sen swap'ı nasıl çıkartırsın? Swap bir varlıktır. Yani şimdi bir varlığın ne olduğunu bilmeyen, bunu tanımlamanın ne olduğunu, yani herkes biraz haddini aşarak yorum yapıyor bu konuda. Ama siz dolmuşsunuz çok bu büyük bir konuda. hata. Yani şunu öneriyorum izleyicilerimize, lütfen Evet. Şimdi ama IMF'nin bu araya... söyledikleriniz çok teknik konular yani. Tabii yani Dolayısıyla da hani onlar teknikte daha şimdi... böyle resmi, daha böyle hani halk dilinde görmek istedikleri için izleyicilerimiz de, hedeflediğimiz kitle de öyle tabii ki. Dolayısıyla da hani bunları biraz daha böyle halk diline dönüştürürsek çok daha iyi olur Sayın Yani Latifoğlu. Ben şöyle sizi anlıyorum, indikatörleri okuyan birisi olarak anlıyorum. Bu konuda da eğitim aldım. Ama bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ya da işte diğer kurumlarımızın kullanmış olduğu indikatörleri de alt başlıklarını da Türkçeleştirip onu ekonomistler elbette söylediğiniz çok doğru. Yani hani ona katılıyorum. Bizler de bunları ekrana yansıtırken net rezerv, brüt rezerv diye ifade ettikleri için ekranlarımızda taşıyoruz esasında. Hani alt başlıklarını da daha ince kırılımları da ekrana taşımaya çalıştığımız için bizler de zaman zaman yapıyoruz ama bunu dikkate alacağım. Çok çok teşekkürler net ve brüt rezervleri ile ben ilgili. sözümü Bir de dışarı sizi kastetmedim. Sizi evet evet biliyorum. kastetmedim. Yok yok Burada biliyorum ben kendime de algıladım yani yani mevcut onu. almışsınız. Seçimden bir hafta önce eksi net rezerv eksi 2 milyar dolar oldu diye Türkiye bitti, battık diyen hocalarımız var. Çok üzücü ve utanç verici. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun, Evet, seversiniz bu doğru. hükümeti, sevmezsiniz. Böyle manipülasyon yapmaya hakkınız yok. Bir de akademisyense hiç yok. Evet, doğru. Ve Doğru. işin şey yani hani bu olmaz. Yani bilmemek de ayıp değildir bu Doğru. arada. Yani hoca olabilirsiniz ama finansal ekonomi konusu, finansal okuryazarlık ayrı bir konudur. Başka bir Yani şey tabii. lütfen öğrensinler, o şekilde yorum yapsınlar. Bu şekilde Çok doğru. olmaz. Yani bu yani Türkiye'yi niye böyle hani manipüle etmeye çalışıyorsunuz? Ne amacınız nedir? Olmaz yani. Ha bir açıkça söyleyeyim, ben bu hükümetin politikalarına karşıyım. Bakın şimdi onların söylediği politikalar uygulanıyor. Ne oldu yani? Şimdi görüşünüz değişti mi hükümetle ilgili? Yani o yüzden burada tutarlı olmak, heyecana kapılmadan rasyonel analizler, bilimsel analiz yapmak gerekiyor. Şimdi ben toparlayayım, çok fazla şey yapmak istemiyorum. Yani sonuç itibariyle Türkiye hiçbir zaman ödemeler dengesi krizine 2000'lerden sonra girmek, yani 2001 krizinden sonra böyle bir riskle karşılaşmak. Böyle bir şeyden çok çok uzak. Yani zaten şu anda da brüt rezervimiz de epey ilerlemiş durumda. Peki brüt rezervini yükselten şey nedir? Birincisi net hata noksan. Bakın bu konu da çok dezenformasyon yapılan bir konudur. Net hata noksan. Adı üstünde net hata noksan. Yani burada dış ticarette ilgili, ödemeler dengesiyle ilgili yapılan istatistiklerde oluşan hatalardan kaynaklanan artı veya eksilerdi. Para giriş çıkışı değildi. Tekrar altını çiziyorum. Bu para giriş çıkışı değildi. Ben Aydınlık Gazetesi'nde bununla ilgili bir makale yazdım ve geçen sene çok sayıda televizyonda çıkıp bunu anlattım. Tane tane güzel güzel anlattım ve bunun öncülüğünü yapan kişiler sonra ağız değiştirdiler, kabul ettiler hata yaptıklarını. Bunun para giriş çıkışı olmadığını ama hala bazı ekonomi ajanslarını bunun hala para giriş çıkışı olduğu şeklinde kullanıyor. Hayır, net hata noksan bir istatistiksel hatadır. Hesaplama hatası. Bunu tekrar altını çizeyim. Net hata noksan seçim öncesi eksi 15 milyar dolardı, şimdi artıya dönmüş durumda. Aynı zamanda turizm gelirlerimiz arttı, ihracat gelirlerimizde artış var, enerji ithalatımızda düşüş var. Bu da bizi pozitife geçiren etkenlerden birisi. Matematik belli yani, bu hani böyle çok bir ahım şahım şeyler aramaya gerek yok. Biraz da Merkez Bankası'nın düşüş yaptığı zamanlarda yaptığı bir takım alımlar da var. Veya yükselirken de yaptığı alımlar var. Bunları da eklediğimiz zaman rezervlerimiz artıyor. Bir olumlu bir gelişme. Bir de şöyle bir şey vardır. Hani çok akademik bir tartışmadır ama yine IMF'nin de hani IMF diye özellikle söylüyorum. Çünkü ortodoks politikaların şampiyonu IMF'dir. IMF'de çok tartışılan bir konu vardır. Çok büyük rezerv taşımak da iyi bir şey değildir. Çünkü onu yönetmek başlı başına bir problemdir. Yani o rezervi mesela dolarda mı tutacaksınız, altında mı tutacaksınız, avroda mı tutacaksınız, hangi ağırlıkta yapacaksınız? Birisi düşecek, biri artacak.
O da başlı başına bir zor bir şey. Evet, şimdi Yani efendim. sizin ödemeler dengesi krizine sokmayacak kadar bir rezerv tutmak yeterlidir. Zaten dışa açıksanız, siz kendi içinize kapalı bir ekonomi değilseniz, rezerv yeterliliğiniz, ağrı 0,5'in üstünde olduğu zaman, 0,7 veya 1 olduğu zaman siz gayet iyi durumdasınızdır. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Kriz bile yaşansa siz ödemeler dengesi krizine girmezsiniz. Kriz derken ekonomik, hani işte dünya küçüldü, işte satış yapamamaya başladınız vesaire vesaire. Hani bu tip risklerden veya siyasi bir risk yaşadığınız zaman ödemeler krizinden uzak kalırsınız. 0,7-1 aralığında olduğunuz zaman. Türkiye zaten bu aralıkta. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı, böyle bir risk yok. Özellikle bunun altını çizeyim. Şimdi sanırım çok çok az vaktimiz kaldı ama benim de hani soruyu sormak da istiyorum. Böyle 1 dakika içerisinde yorumlarsanız çok sevineceğim. Sonra reklama dönmemiz lazım. Şimdi bizi vatandaş olarak kredi kartlarına yansıması çok çok ciddi oranlara tekabül edecektir bu 500 bas puanın daha artış ile karşımıza çıkması. Yani %40 bantına oturması politika faizinin. Ama öte yandan ihracat tarafında da reeskont kredileriyle ilgili de uygulanan politika faiziyle birlikte 35, 30-35, 36,5 reeskont faizlerine tekabül eden bir nokta var ki düzenleme ile bir iskonto düzenlemesi ile ilgili 25,93 ile sabitlediklerini söyledi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası reeskontlarla ilgili. İhracatın yaşayacağı ekstra bir finansmana da ihtiyaç duyacaktır elbette ama onun işini biraz daha elini kolaylaştırmak için yapmış olduğu bir çalışmaydı. İyi bir çalışmaydı esasında. Fakat burada faiz 15-30 arasında kalacak bir faiz oranı da mevcuttu. Dolayısıyla da bu yükselen bu bir takım sesler var işte reeskont faizleriyle ilgili. Acaba bu şahinleştirme mesajı görmüş olabilir miyiz Merkez Bankası'nın kararıyla? Şimdi tabii yani bu yüksek faiz politikasının bir bedeli olacak. Şimdi biz bunu daha henüz hissetmiyoruz. Bakın şimdi seçim öncesinde, yani bunu özellikle örnek veriyorum ama Ortodoks iktisatçılar ne diyordu? Biz 6 ay 1 senede çıkarız düzlüğe diyorlardı. Şimdi geçen de onlardan birisi, yine onların şampiyonluğunu yapanlardan birisi en az 5-6 yıl gerekir demeye başladı. Yani şimdi Ortodoks Şimdi Amerika politikaları Birleşik Devletleri %9'daki enflasyonu 1,5 yıl içerisinde neredeyse %3,4'e indirebildi yani. Hani bizim böyle bir şey yapabilmemiz mümkün müdür diye de sormak istiyorum yani bir kıyaslama yaparak. tabii mümkün değil. Mümkün değil. Şimdi Amerika'daki enflasyondaki düşüşe bakalım. Bütün kalemlerde enflasyon düştü mü? Hayır. Hayır, düşmedi. Ortalık manşette düştü. Enerji maliyetleri düştüğü için ciddi anlamda bir düşüş oldu. Bunun Evet. faiz artışı ilgisi yok ki. O yüzden zaten Powell sürekli temkinli konuşuyor. Neden bu kadar temsilini sürekli açık kapı bırakıyor? Çünkü bundan korkuyor. Tekrar enerji maliyetinin ve emtia fiyatlarındaki genel artıştan korkuyor. Şimdi böyle bir döngünün içine yaklaşıyor dünya. Yani döngü nedir? Emtia fiyatlarının yeniden yükseliş döngüsü başlayacak önümüzdeki yıllarda. Ve işin vahim tarafı da şu, artık defragmantasyon, yani işte artık bloklaşma başladı ticarette ve ekonomilerde. Bu da maliyetleri artıran bir unsur. Dolayısıyla enflasyon düşmeyecek artık. Şimdi yeniden Amerika'da ve Avrupa'da enflasyonun yeniden çıkma riski var. Durgunluğa rağmen. Yani stagflasyonist bir sürece girme riski hala devam ediyor. Şimdi bizde de aynı şekilde öyle. Bizde bir de daha başka faktörler de var. Şimdi bizde hani piyasaların yapısı tekelci bir yapı. Yani serbest bir piyasa yok. Bakın her hafta Rekabet Kurumu ceza kesiyor. Her hafta, her sektörde bir ceza kesildi hemen hemen. Her sektör. Petrolden tutun gıdaya kadar, gıdadan tutun kozmetiğe kadar. Ve devam ediyor. Neden? Çünkü burada bir tekelleşmiş yapı var. Burada satıcıların enflasyonu var Türkiye'de. Ve buna karşı bir önlem ne yazık ki alınamıyor. Yani kesilen cezalarla yetinilmeye çalışıyor. Şimdi Sayın yeni torba Latifoğlu, yasası. toparlayalım mı? Reklama geçmemiz lazım. Hemen böyle bir 10 saniyelik Tabii bir tabii. toparlama rica edeyim sizden. Tabii ki, tabii ki. Yani bence sadece Lagarde'ın söylediği gibi, ben en azından onu söyleyeyim. Lagarde da hatırlarsanız ne Tabii yaptı? Avrupa İşte biz Merkez Bankası Başkanı. en hızlı artışı yaptık.
Ama bizim elimizden başka bir şey gelmiyor. Bundan sonrası politikacılara ait. Yani satışların enflasyonundan bahsetti, şirketlerin fahiş artışlarından bahsetti ve burada artık başka önlemler de alınması lazım. Enflasyonla mücadele için faiz artışı kesinlikle yeterli değildi. Tekrar bunun altını çiziyorum. Başka önlemler alınması lazım. Umarım o torba yasada hazırlanan yeni torbada yeni önlemler var. Daha sert önlemler vardır. Bir de kamunun mutlaka artık tekrar ekonomide ağırlığını artırması gerekiyor. Bunun başka bir yolu kalmadı. Çünkü serbest piyasayı istismar ediyor şirketler. Özellikle büyük holdingler, tekeller istismar ediyorlar serbest piyasayı. Buna son vermemiz lazım. Buna son vermenin yolu da madem istismar ediyorsunuz, o zaman kamu tekrar piyasaya giriyor. Görün bakalım, dumping yapıyor. O zaman görün bakalım, şimdi yapabiliyor musunuz fiyata artışı, yapamıyor musunuz? Görelim. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı? Aşağıda galiba, değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için Ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.